Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere göz alıcı yaprak renkleriyle en çok baktığımız çiçeklerden olan yaprak güzeli çiçeğimizin bakımı ile ilgili olarak bilgiler vermek istiyorum. Diğer adı kolyos olarak da bilinir. Bu şekilde muhteşem yaprak renkleri var. Özellikle bu yaprak renklerine hayranız ve bunun için yetiştiriyoruz. Saksı değişimini ve tüm bakım püf noktalarını size vereceğim arkadaşlar. Çocukluğumuzdan beri süregelen annelerimizin, teyzelerimizin balkonlarına, evlerin işlerini süsleyen bir çiçeğimizdir. Hepimizin aşina olduğu, en çok baktığımız, en çok sevdiğimiz çiçeklerden biridir. Bu şekilde bol delikli bir saksı alacağım. Özellikle büyük saksı seçiyorum. Çünkü yaprak güzelimiz sulanmayı çok seviyor. Toprağının nemli kalması için de bu şekilde büyük saksıyı alacağım. Şimdi saksısından çıkartıyorum arkadaşlar. Köklerini biraz gevşeterek köklerini açıyorum. Yeni saksımı alacağım. Toprak karışımını anlatmak istiyorum bu sırada. Bütün topraklarda yaşayabilen bir tür. Yeter ki gübreli bir toprak olsun. Bahçe toprağı, orman toprağı, çiçek torfu hepsinde yetişebiliyor. Ben orman toprağı, çiçek torfu, yanmış ahır gübresi ve biraz da perlit karışımı bir toprağı alacağım. Perliti koymamdaki nedenlerden biri de hem büyük saksı seçiyorum hem de perlit ki sulama sıklığımı biraz azaltmak için. Yoksa günlük sulamam lazım. Bu şekilde 2 güne 1 sulayacağım. Bu şekilde köklerini tamamen ayıklıyorum. Kök kontrolü yapıyorum. Sonra yeni saksısını alacağım. Bilmemiz gereken sevdiği sevmediği şeylerden bahsetmek istiyorum. Yaprak güzelimiz bol aydınlığı seviyor. Dolaylı gün ışığını seviyor. Yani filtrelenmiş gün ışığı. Bu gölgeleme filesi olabilir balkonda. Salonda bakıyorsak perde arkası bir güneş olabilir. Unlu bit ve küllenmeye karşı da mutlaka kontrol amaçlı ilaçlamamız lazım. Aylık olarak insektisit ve fungisit ilaçlarımı tüm bitkilerde olduğu gibi kolyosta da kullanıyorum arkadaşlar. Kök kontrolünü yaptıktan sonra yeni saksıma alıyorum arkadaşlar. Işık yetersizse renkleri daha soluk ve yeşil renge dönüşür. Bunu unutmayalım. Renklerinin canlı olmasını istiyorsak ışık ayarlamasını yapmamız lazım. Balkonumuzda, evimizin içerisine bakacaksak gün içerisinde mutlaka su spreyi sıkmamız lazım. Su dolu bir spreyi yanında bulunduralım. Gelip gidip sprey ile nemliliğini sağlamamız lazım. Yaprakları o suyu emilim yoluyla içerisine hapsediyor ve daha diri, daha güzel, canlı bir görünüm sağlıyor. Çoğaltımı çok kolay. Çelik yöntemiyle ya da kökten ayırma yöntemiyle çoğaltabiliriz. Herhangi bir çeliği kesip 10 gün suda tuttuktan sonra çok kolay toprağı, nemli bir toprağı alarak büyütebiliyoruz. Bu yöntemi hepimiz kullanıyoruz. En kolay çoğaltma yöntemi de budur. Çiçek açmasına izin vermemeliyiz. Tomurcuk halinde çiçekleri kesmeliyiz. Çiçekten sonra bitkimiz çünkü zayıf düşüyor. Buna izin vermememiz lazım. Bu güzelimin bir ay sonraki hali arkadaşlar. Bu halini de göstermek istedim. Dikiminden bir ay sonra bu kadar güzelleşti. Bakın yeni dallar verdi. Yaprakları çok büyüdü. Çok güzel bir form aldı. Şöyle size petunyalarımla veda edeyim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.